Dün 3.30 gibi geldim. Burak da 5.30 gibi geldi. Onu bekledim. Şimdi birazdan Küre Dağları'na doğru yola koyulacağız. Çok fazla uykumuzu alamadık. Umarım yolda uykumuzu alırız. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi Kemerli Mağarası'na doğru gidiyoruz. Arabaya park ettikten sonra yaklaşık olarak 20-30 dakika böyle bir dik bir yamaça doğru tırmanacağız. Bayağı zorlu bir yürüyüş olacak. Ama Allah'tan Trabzonluyum. Yokuş yamaç bizim işimiz. Şurasıymış. Dolayısıyla çıkmıyoruz. Buranın yükseklik korkusu var. Yoksa ben çıkacaktım. Şimdi ekipmanları ayarlıyoruz. Mavic'le ben uçacağım. Burak da FPV drone'unu ayarlıyor. Yeni gözlük aldım. Ben de artık FPV drone'a gireceğim. Yavaş yavaş. Ben de artık gözlükle beraber takip edebileceğim. Nasıl uçtuğunu göreceğim. Bakacağım nasıl uçuyor ya. İşte. Aldım gözlüğü taktım. Burak orada drone, Burak da aynı şekilde takacak ve FPV drone uçuracak. Ben de bu gözlükle beraber nasıl uçurduğunu göreceğim. Çok merak ediyorum çünkü ilk FPV, gerçek FPV deneyimim olacak. Yemek olarak ne var abi buranın, buraya özel? Ben mantı yaptırabilirim yöresel olarak. Biz mantısı güzeldir. Körüşke var. Oğlum mantı sizin değil miydi lan? Kayseri'de arkadaş. Kayseri'yi de geçtik. Orma kanyonuna geldik. Girişimiz böyle. Şimdi yaklaşık 3 kilometre yolumuz var. Kolay gelsin. Valla. Başlıyoruz. Şimdi yaklaşık olarak 2 kilometredir yürüyoruz. 1 kilometremiz kaldı Lıca Şelalesi'ne. Yol çok güzel olduğu için hiç gocunmuyorum. Çünkü bayağı iyi. Bu kanyonu niye sevdiğimi hatırladım ya. Muazzam bir yer cidden. Burak arkadaşımız diyor ki ben buradan FPV drone'la uçacağım. Ben diyorum ki çarptın ama konamazsın. Konsan da alamazsın. Şaka bir yana harbi yapacak ya. Abi şu drone şurada ya. Dal falan her yer dal. Şuraya baksana da. Benim içim acıyor. İnşallah bir şey olmaz kanka. Şöyle ben şurada duracağım böyle. Aklındaki şey şu tepeye çıkıp oradan aşağı dalıp şu köprünün altından geçip şu taraftan çıkmaz. Hepimizin el ayağı titredi. Böyle bir şey yok ya. Aklımız çıktı yani. Abi bu nedir ya? Diğer bir lokasyonumuza geldik. Bu da Lıca Şelalesi'nin ta kendisi. Geçen geldiğinde şurada duruyordum yani mesela. Ama şu an oraya inmek imkansız. Of.
Orma kanyonundan çıktık ve koştura koştura Valla kanyonuna geldik. Çünkü gün batıyor ve yetişmemiz lazım. Yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca yine harika bir yoldan geçeceğiz ve sonra Valla kanyonuna varacağız. Bu arada Valla kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu. Çok güzel değil mi buraya? Burak harika değil mi burası? Koş Ahmet abi, koş. Koşayım abi. Gün batacak ya. Atma. Gideceğimiz yer şu karşısı. Oraya giriş yapıyoruz. Of, çok güzel gün batıyor. Çıkacağımız yer. Şurası. Yüksek bir yere çıkacağım. Aşağısı uçurum. Aşağısı boşluk. Şu Kastamonu'ya girişe yükseklik korkusu olan girmesin yazmaları lazım yani. Yani nereye gidersek gidelim aga. Bu nedir? Geldim. Buradaki insan nakli çıkıyor ya. Şuraya baksana. Kalacağımız yere geldik. Hazdavay'dayız. Bayağı bir uykumuz var. Gözlerden anlaşılacağı üzere. Dün 2-3 saat uyuduk. Bugün erken yatacaktık güya ama bir geldik. Ekipmanları falan bir çıkardık. İşte dosya aktarımı falan filan derken saat 1.30 oldu. Sabah da 6 gibi kalkacağız. Gün doğumu çekeceğiz. İnşallah kalkarız. Tabii ki kalktık. Ve Çatak Kanyonu'na geldik. Daha doğrusu tam gelemedik. 300 metre daha yolumuz var. Bu sahneyi daha önce yaşamışım sanki. Hadi Burak gel. Cam terası böyle bir yer arkadaşlar. Dağlıkuyuca mağarasına geldik ama aşağı inmemiz imkansız gibi bir şey. O yüzden yukarıdan drone'la beraber çekmeye çalışacağım. Valla drone görüntüsünü siz de gördünüz. Aşağı gidilmiyor normalde kolay kolay ama ben gideceğim. Çünkü bayağı güzel gözüküyor. Yeni bir bilgi güncellemesi. Aşırı korkutucuymuş aşağısı. Şey yazmışlar, suyun kaybolduğu yer. Oo. Tabii tabii. Abi ay harbi var mı ya burada? Hayır burada harbiden de ayımaya olur ha. Olmuyor, ben onun için orada durmasını istemedim tek başına. Bizi de kaparlar burada. Oo. Lan ne hali? Oo. Ehey. Aşağısı uçurum. Ben uçurum tabii. Ha buradan kaysan var ya gittik ha. Avra nedir, su mu?
şuradan aşağı gitseniz böyle Geronimo vallahi var ya. Öteki tarafta yanıyorsunuz. Evet. Değişik tecrübeydi. Durduk yere ölümü atlattık. Yani hani bildiğin kendimize aksiyon çıkardık. Ya bir de şu an tırmanırken bir yandan şey kamerayla video çekiyorum. Böyle bir şey yok ya. Tırmandığım yer de şöyle yani. Hani şakası da yok. Böyle dümdüz bir yer. Elimde var 5 kilo ekipman. Tek elle tırmanıyorum. Daha önce böyle benim bir anım var hatta. Bir elim sakatken diğer elimle gardıroba tırmanmaya çalışmıştım. Sonra ters diğer elime düştüm. O elimi de alçıya almışlardı. 2 ay boyunca toplamda 2 alçı ile beraber yürümüştüm. Ama akıllanmadım belli ki. Diğer lokasyonumuz olan Loç Vadisi'ne geldik. Bu daha deminki mağaranın hemen bitişiğinde. Yakın bayağı bir 4-5 km falan. Yaklaşık olarak 800 metre bir patikamız var. Yürüyeceğimiz yol. Yürü yürü bitmiyor bu Kastamonu. Çok çetin yollardan gidiyoruz. Bayağı bir kar var. Yaklaşık olarak bir 50-60 santim falan. Şaka şaka. Abi buna 800 metre ya. Loç Vadisi buna değecek mi? Birazdan. Ve kara gözüktü. O kadar yerin sonu burası. Geldik. Çok fazla rüzgar var. Drone uçurmak biraz sıkıntılı. Hatta Burak uçurma diyor, o derece rüzgar var. Ama burayı drone'dan başka güzel bir şekilde alabileceğimi sanmıyorum. O yüzden drone uçuracağım. Hazır mıyız? Işte. Oğlum biz Türk'üz abi, biz Türk'üz. Bak. Şimdi dönüş yoluna girdik. Cide tarafına gideceğiz. Şimdi Lideros koyuna geldik. Cide'de çok güzel bir koy. Yukarıdan daha iyi anlayacaksınız zaten. Çok harika da bir gün batımı var. Şu an burada yok. Arka tarafında kaldı çünkü güneş. Vlogumuzu burada bitiriyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Abone olun. Hey, abone olmayı unutmayın.